Soru sor, tasarla ve oyna. Evet. Biliyorsun mottomuz bu. Hangi soruyla geldin bakalım? Bir soru ve bir araçla geldim. Soruyu soralım. Sorumuz şu. Düşünsene, bu aralar çok fazla evdeyiz ya böyle. İnsan içine daha fazla dönüyor galiba. Böyle 80'li yaşlara falan geldiğimizde, yani geldiğinde insanoğlu, pişman olduğu şeyler yaptıkları mı yoksa yapmadıkları mı olur diye düşündüm. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Valla 80'li geldiğimizde ne düşüneceğiz bilmiyorum ama şu an bile, şu yaşımda düşündüğümde yapmadıklarımdan pişmanlık duyuyorum. Ve muhtemelen belli bir yaşın üstüne çıktığımızda da risk alma durumu daha da azalacaktır. Evet. Genellikle azalır diye düşünüyorum yaşamla ilgili. Ve o durumda hani keşke yapsaydım. Hani içinde ukde kalıyor ya insan. Evet. İşte keşke dememek için aslında fırsatları görmek ve risk almak bence gerekli. Aynen öyle işte. Evet. Risk almak gerekiyor. Peki hangi durumlarda, yani risk alınır, hangi durumlarda risk alınmaz diye düşündüğümde Gelişimci yanı gelişmiş insanların risk aldığını biliyorum. Evet. Yani çocuklarımızı da böyle biraz da gelişimci, girişken, ne bileyim yani hayata bir şeyler veren, üreten. Ne kadar ihtiyacımız var değil mi? Bir bakış açısı kazandırmak için bence hani özellikle çocuklarımızı da risk alma kavramıyla tanıştırmamız lazım. Evet, bu kavram önemli. Bunu düşündüğümde bizim çok böyle ikimizin de çok sevdiği magnetler var ya, Poco. Poco, pozitif kaynaklar oyunu. Pozitif kaynaklar oyunu magnetlerini hayal ettim ve dedim ki çocuklarımıza böyle hangi durumlarda, hangi kaynaklarımız elimizde varsa risk alabiliriz, hangi kaynaklarımız yoksa risk almamalıyız. Bunun üzerine bir farkındalık oluşturabilir miyiz diye düşündüm. Şahane. Soru bu. Şahane. Sevdim evet. mi? Çok çok. Bunun için de aracımız var. Pili çekil. Diyecek bir bombamız var. Pilini çekip sana vereceğim şimdi. Bomba bir oyun çıkacak yani. Evet, inşallah öyle olacak. Keyif alacağımızı düşünüyorum. Herkesin de keyif alacağını düşünüyorum. Ben pilini çekip bir soru soracağım sana. Diyeceğim ki iki tane soru var burada. Bu sorulardan, bu soruları sırayla sormayacağız. Yani hangi durumlarda risk alabiliriz? Hangi kaynaklarımız varsa risk alabiliriz? Birinci soru. Hangi kaynaklarımız yoksa risk almamalıyız? Harika. Ve bunun bir sırası yok. İstediğin soruyu hani örnek veriyorum, ben sana verdim. Ha? Sen bana soru sorarken aynı soruyu sorabilirsin tekrar. Anlaştık, tamam. Nasıl yani hangi durumlarda risk alabiliriz, hangi durumlarda risk almayız ya da alınmaz diye soru soracağız. Deneyelim mi? Başlatıyorum. Başla. Hangi kaynaklarımız varsa risk alabiliriz. Yani aslında eğer objektifsek risk alabiliriz. Hangi kaynaklarımız yoksa risk almayız. Tamam. Eğer soru sormuyorsak onunla ilgili, sorgulamıyorsak risk almamalıyız. Hangi kaynaklarımız? Evet, sor. Sor. Ben soruyorum. Sen sor. Hangi durumlarda risk alabiliriz? Hangi durumlarda risk alabiliriz? Farkında olduğumuz durumlarda, bir şeyin farkındaysak risk alabiliriz. Hangi durumlarda risk almayız? Risk almayız. Eğer yetersizsek bu konuda risk almamalıyız. Sorun hangi konuda, hangi zamanlarda risk alabiliriz? Peki, ön yargı harekete geçebilecek güce sahipsek risk alabiliriz. Hangi durumlarda risk alabiliriz? Hangi durumlarda? Bomba sende. İyiydi ama. İyiydi. İyiydi. Devam etsek mi? Dedi keselim, biz devam ederiz.